Japon bilim insanları yaptığı bir çalışmaya göre artık tavuklardan kanser ilacı üretilebilecek. Bu nasıl olacak? Tavukların genleriyle oynanacak. Gen üzerine hani bu genler nasıl değişiliyor hayvanların olsun, insanların olsun. Bu nasıl yapılıyor? Bunu anlattığım bir videomda var. Onu da şuradan çıkan kartı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Biz geri dönelim. Dediğim gibi Japon bilim insanları yaptığı bir çalışmaya göre artık tavukların yumurtalarından kanser ilacı üretilebilecek. Bu nasıl olacak? Kanser ilacını üretirken özel bir protein kullanılıyor ve bu proteinin yapımının maliyeti de yaklaşık yani 1 mikrogramı 1000 dolar civarında. Bunu da tavuklarda üretilebileceği için artık 100 dolar civarında, hatta 100 dolardan çok daha az bir miktara getirilebilecek. Bu dediğim gibi aslında genlerini oynayarak, yani tavukların genleriyle oynayarak gerçekleştiriliyor bu. Ve bu sadece kanser hastalığına değil, aynı zamanda cilt kanseri ve aynı zamanda hepatit hastalığı için de kullanılabiliyor olacak. Bu tarz çalışmalar tabii ki hani ekonomik anlamda çok önemli. Dediğim gibi hani 1 mikrogramı, hani 1 gram bile değil, 1000 dolar civarında olan, 1000 Amerikan doları civarında olan bir proteinin çok daha ucuz bir maliyete üretilebiliyor olacak. Evet, videomuz bu kadardı. Kısa video hazırladım sizler için. Bu tarz videoları eğer beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu likelarsanız da çok memnun olurum. Aşağıdaki yorumlar kısmında da istediğiniz gibi önerilerde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda eleştirilerinizi de bekliyor olacağım. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.